Muhyiddin-i İbnül Arabi, burçlar ve yönetici gezegenler hakkında söyledikleriyle kadim astrolojinin tüm burçlar hakkındaki bakış açısına devam ediyoruz. Bu hafta güney burçları olan 6 burcu mistik astroloji bakışıyla değerlendireceğiz. Değerli canlar, arzda ve semada olan tüm işler Rabbinin emri ile işler. Semadaki her bir yıldız Rabbinin ilahi sıfatlarını potansiyel olarak taşır. Arza, yani yeryüzü tarlasına nasıl cismimizin gıdası olan mahsul ekiyorsak, semavat tarlasına da ruhumuzun ihtiyacı olan tohumları atmalıyız ki ruhumuz bu gıdalardan feyizlenebilsin. Alem, bilinçli, yaşayan, diri ve canlıdır. Külde olan parçada, bu sebeple semadaki yıldızları kendi ağzan ve organın gibi çalıştır. Her burç vücudunda bir bölgeyi çalıştırırken duyu alemine de Rabbinin sıfatlarını potansiyel olarak taşır. Örneğin Jüpiter menzilinin potansiyelleri üçüncü gözü aktive eder. Satürn menzili ise içsel olarak sıkmaya başlar. Satürn'ün kısıtlayıcı, sıkıştıran ve daraltan etkisi kabz esmasının tecellisiyle zuhur ettiğinde kişinin istidatları, kabiliyetlerini açığa çıkarır. Satürn menzili astrolojide son menzildir. Kadim astroloji, Satürn menzilini insanı kamil olarak nitelendirir. Birazdan bahsedeceğimiz bu güney burçlarının tamamı ben merkezinin ötesini ifade eder. Bu sebeple terazi burcundan balık burcuna kadar olan tüm süreçlerde kişi sosyal açıdan topluma entegre olmuş, toplum ve gerçeğin ötesinde bir şeylerin olduğunu ve kainatın mistik birliğini keşfeder. Terazi burcu. Terazi, mizan. Muhyiddin İbnül Arabi'ye göre Zühre'nin evi Zuhal'in şerefidir. Yani terazi burcunun yönetici yıldızı, Venüs yıldızı, yüceldiği yıldız Satürn'dür. Vücuttaki bölgesi bel ve böbrekler. Böbreklerin vücudu arındırdığı gibi ruhu arındıran ilişkileri temsil eder. Terazinin rengi mavi, soluk pembe, metali bakırdır. Bu burcun temel konusu denge, huzur, uyum, dinginlik sağlamak, karşıtları uzlaştırmak ve içsel uyumu bozmadan uzlaşmayı başarmaktır. Terazi devamlı iki şeyi bir araya getirir. Bunları karşılaştırır ve durumları dengeler. Bu sebeple terazi her daim hayatta dengeyi sağlayacak diğerin peşinde koşar. Bu burcun yaşama yaklaşımı da her şeyin iki yönüyle ilgilidir. Bu nedenle bir karara varması gerektiğinde de karşıt durumları incelemekten, tartmaktan bir türlü sonuca varamayabilir. Bu da kararsız bir izlenim bırakmasına yol açar. Dengeyi bulma arzusu adeta yaklaşımını da keskinleştirebilir. Gerektiği zaman adalet için savaşsa da problemleri zorla değil, diplomatik yolla çözme taraftarıdır. Düsturu bedeli ne olursa olsun barıştır. Terazi uyum sağlamak adına düşünce ve isteklerini hep geri çekebilir. Dışarıdan huzurlu, uyumlu görünse de bu durum içinde bastırılmış bir öfkeye sebep olabilir. Bu durumdan duyacağı memnuniyetsizlik doğal olarak duygularına da aksedebilir. Böyle durumda karşıt burcu koçun özelliklerini inceleyerek ondan çok şey öğrenebilir. Koçun karar verme, kendi istekleri için mücadele etme ve atılganlık özelliklerini benimseyerek dengeyi sağlayabilir. Satürn terazide güçlüdür. Aslında Satürn ilişkiye bağımlı bireysel bir yıldız değildir. Onun rolü kişiye, kişinin daha geniş olan sosyal dünya ile bağlantısını hatırlatmaktır. Bu sebeple Satürn ve terazi bir ilişkinin görev ve yükümlülüklerini simgeleyecek şekilde birlikte hareket ederler. Venüs'ün esması Ya Fettah Ya Rezzak. Günü Cuma'dır. Ebced'i 797'dir. Venüs insanlarla ve çevreyle birbirine bağlı ilişkiler geliştirmek, aynı zamanda ikinci şans yıldızı olması nedeniyle bolluk, bereket ve rızık için Venüsyen etkileri Cuma günü güneşin doğduğu saatte terazi burcunda olmasanız bile o gün güneş doğarken uyanık olmanız Venüsyen etkileri hissetmenizi sağlayacaktır. Akrep burcu. Muhyiddin İbnül Arabi'ye göre Merih'in evi Zuhal'in şerefidir. Yani yönetici yıldızı Mars olup yüceldiği yıldız Satürn'dür. Vücuttaki bölgesi üreme sistemi, vücudun dönüşümü ve iyileşmesini sağlayan rejenerasyon sistemi. Rengi koyu kırmızı ve kestane rengi. Metali Mars gezegeninde bulunan demirdir.
Akrep burcu boğa, aslan ve kova gibi sabit burçlardandır. Sabit burçlar başlatılan herhangi bir şeyi sağlamlaştırır ve her türlü koşula dayanacak hale getirirler. Akrep burcunun temel konusu dönüşümdür, ancak bu ruhsal dönüşümü başkalarını değiştirmek yerine kendini tanımaya yönlendirdiğinde ruhunu özgürleştirir ve çok şeyi başarmaya başlar. Akrep burcu insanı yoğun tutkulu, azimli, dayanıklı ve korkusuzdur. İçindeki güç kaynayan bir volkan gibidir. Böyle durumda karşıt burcu boğa burcunun özelliklerini inceleyerek kendini tamamlayabilir. Boğanın sabırlı, sakin tavrında ve bir şey yapmasa da yaşamın ona iyi ve güzel şeyler sunacağına dair inancından bir şeyler öğrenerek dengeyi sağlayabilirler. Akrep burcunun potansiyel gücü, dip noktalarda kendisini tekrar yeryüzüne çıkarabilecek olan enerjiyi temsil ettiği gibi, kendi küllerinden yeniden doğabilme yeteneğini de sembolize eder. Akrep burcunun temsil ettiği süreç, ruhun özgürleşme sürecidir. Yönetici yıldızı Mars'ın günü Salı'dır. Salı günü güneşin doğduğu saat, Mars yıldızıyla başladığından, Akrep burcundan olmasanız bile, kendinizi karanlıktan aydınlığa çıkararak, küllerinizden yeniden doğmak için, o gün güneş doğarken uyanık olmanız, Akrep burcunun Mars'sal etkilerini hissetmenizi sağlayacaktır. Yay burcu. Muhyiddin İbnül Arabi'ye göre, müşterinin evi kuyruğun şerefidir. Yani yönetici yıldızı Jüpiter olup, yüceldiği yıldız Güney Ay düğümüdür. Vücuttaki bölgesi, arterlerdeki kan, kalça ve üst bacaklar. Rengi canlı ve koyu mor, eflatun, koyu mavi. Metali kalaydır. Jüpiter menzili üçüncü gözümüzdür. Yay Arapçada kavis anlamında, Ka'b-ı Kavseyn, Hazreti Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu, yani miraca çıktığı yerdir. Yay burcu bu nedenle miracı temsil eder. Yay burcunun temel konusu başka ufuklara açılmak ve kendi yaşam deneyiminde uzmanlaşarak kendisine dair bir hayat felsefesi oluşturmayı öğrenmektir. Bu yolculukta anahtar kelime deneyimdir. Kendi idealleriyle gerçek hayat uygulamalarını harmanlayamaz ve bu nedenle hayattan kopuk kalabilir. Yay burcu için hayat sürekli olarak kendisini tanıdığı ve yönünü buna göre değiştirdiği bir yolculuktan ibarettir. Çok bildiğini zannetmek ve gelecek için devamlı iyimser olmak, her şeyi geleceğe havale etmek yay burcunun gölge yönüdür. Bu durumda karşıt burcu ikizlerin özelliklerini inceleyerek onlardan çok şey öğrenebilirler. İkizlerin konuyu her yönüyle tarafsız gören özelliklerini benimseyerek dengeyi sağlayabilir, geniş bilgi toplama ve aktarabilme yeteneğiyle oluşturdukları felsefeyi insanlığa sunabilirler. Gelecek gelir, işler düzelir inancıyla bugünü olup biteni kaçırır. Çok bildiğini düşünmek deneyimlerle desteklendiğinde korkuya da sebep olur. Çünkü sadece çok bilenler korkar. Yay burcu ateş elementine ait olduğu için içgüdüseldir. Düşünerek değil, hissederek hareket eder. Bilgiyi içinden bilir. Bir şekilde içinin sesini dinleyerek hareket eder. Felsefeye çok meraklı olduğu için çok okur. Coşku, maceracılık, neşeli bir ruh yayın kaynaklarıdır. Yay hemen uyum sağlayabilir, esnektir, sıkıntılardan kolay kurtulabilir. Her zaman samimi ve iyi niyetlidir. Bilinçsizce abartma huyu olsa da motivasyonu için daima yeni ufuklara ihtiyaç duyar. Miracınızı gerçekleştirmek, sıkıntılardan korunmak, ferahlamak, genişlemek, rızık, bolluk ve bereket için hangi niyetle açılım istiyorsanız, yay burcunun Jüpiteryen etkilerini Perşembe günü güneşin doğduğu saatte, yay burcunda olmasanız bile o gün güneş doğarken uyanık olmanız, o potansiyelin etkilerini üzerinizde hissetmenizi sağlayacaktır. Oğlak burcu, Muhyiddin İbnül Arabi'ye göre Zuhal'in evi, Merih'in şerefidir. Yani yönetici yıldızı Satürn olup, yüceldiği yıldız Mars'tır. Vücuttaki bölgesi dizler, kemikler, cilt, bedenin iskelet yapısı. Rengi koyu yeşil, koyu gri, siyah, koyu kahverengi, madeni gümüştür. Yönetici yıldızı Satürn olması nedeniyle günü cumartesi, gecesi çarşambadır.
Oğlak bir uygulama burcudur. Ruhun uzak yollarda bulunduğu en derin anlamı, hayatı tatbik etme alanıdır. Oğlak bıkmadan, usanmadan zirveye tırmanmaya çalışır. Bunu tek başına yapar. Hedefine odaklanmış bir dağ keçisi gibi tırmanırken karşılaşacağı zorlukların bilincindedir. Ancak sabırlıdır ve onu hedefine ulaşıncaya dek hiçbir şey durduramaz. Hatta engeller onu güçlendirir. Oğlak bütünlüğü sembolize eder. Dış dünyayı ve otoriteyi de temsil eder. Hedefi kişisel özü ile toplumsal tavrı birleştirmektir. Toplumda kabul edilen otorite figürleri neyse o modellerde yer almayı tercih edebilir. Hayatı otorite figürleriyle mücadele ederek geçebilir. Oysa yapması gereken kendi hayatının otoritesini alabilmektir. Vazgeçmesi gereken gölge yönleri, karamsarlık, hayata karşı temkinli ve korku dolu yaklaşım, somut başarılar sergileme takıntısı. Bu durumda karşıt burcu yengecin özelliklerini inceleyerek, yengecin içsel yakınlık kurabilen, duygularını ifade edebilen yönlerini benimseyerek dengeyi sağlayabilir. Geçmişiyle barışabilme, bilinçaltına inebilme cesaretinden çok şey öğrenerek, küçük yaşlardan beri geliştirdiği yalnızlık ve köksüzlük hislerinden kurtularak, varlığının değerinden emin olabilir. Kendi hayatının sorumluluğunu alarak, kendi hayatına şekil vermek, kültürel otorite içinde kendini dönüştürmek, hangi niyetle açılım istiyorsan, Oğlak Burcu'nun Satürn etkilerini cumartesi günü güneşin doğduğu saatte, Oğlak Burcu'nda olmasanız bile o gün güneş doğarken uyanık olmanız, o potansiyelin etkilerini üzerinizde hissetmenizi sağlayacaktır. Kova Burcu. Muhyiddin İbnül Arabi'ye göre Zuhal'in evi Zühre'nin şerefidir. Yani yönetici yıldızı Satürn, yüceldiği yıldız Venüs'tür. Vücuttaki bölgesi vücutta devri daim. Topuk, ayak bileği, rengi elektrik mavisi, turkuaz, madeni alüminyum, objektiflik, bağımsızlık, bireycilik, aykırılık. Kovada bahsedilen değişim tek tek bireylerin değişimiyle başlayan ve onların birbirleriyle etkileşimi ve gruplaşmaları sonucu toplumun ve kitlelerin değişimi ile ilgilidir. Kova burcunda bireylik ulaşılması gereken bir hedef konumundadır. Değişim aile yapısından ahlaki değerlere, yaşam stilinden düşünce kalıplarına kadar kişisel ve sosyal hayatın her alanında söz konusudur. Ancak değişim süreci eski koşulları yıkabilmek için sert, şiddetli ve dayanıklı hareketler gerektirir. Kova burcu aynı zamanda daha önce hiç düşünülmemiş şeyleri akıl etme, yeni olanı, öğretilmeyen yollarla düşünebilme, eski bir oluşuma yeni bir yöntemle bakabilme becerisi olan dehaya sahip olması yanında bunları yaşama uygulayabilmesi için gerekli niteliklere, yeteneklere sahiptir. Kova burcu sadece düşündüğünde ve uygulamadan uzak kaldığında zor iletişim kuran, asosyal biri haline gelebilir. Bu durumda karşıt burcu aslanın özelliklerini inceleyerek ondan çok şey öğrenebilirler. Aslanın dikkati çekmekten korkmadan içinden geldiği gibi kendini ifade eden yaratıcı özelliklerini benimseyerek dengeyi sağlayabilir. Kişisel ve sosyal hayatınızda güçlü değişimler yapmak istiyorsanız bu niyetle Kova burcunun Satürn etkilerini cumartesi günü güneşin doğduğu saatte Kova burcunda olmasanız bile o gün güneş doğarken uyanık olmanız o potansiyelin etkilerini üzerinizde hissetmenizi sağlayacaktır. Balık burcu. Muhyiddin İbnül Arabi'ye göre müşterinin evi Zühre'nin şerefidir. Yani balık burcunun yönetici yıldızı Jüpiter, yüceldiği yıldız Venüs'tür. Vücuttaki bölgesi ayaklardır. Rengi deniz yeşili, metali platin. Hayal gücü kuvvetli, kendini kurban eden, kolay etkilenen, aşırı duyarlı, anlayışlı ve merhametli. Gideceği yönü bilmeden, suyun altında sürekli yüzen balık, kainatla bütünleşme peşinde olan bir burç. Onun için sevgiyi, şefkati, merhameti temsil eder. Balık burcunun hedefi kendini aşmaktır. Kendini aşmaktan kasıt, kişisel egoyu ve onun getirdiği sınırlamaları aşmak demektir. Balık bilinç dışıyla ilintili bir burçtur. Aynı zamanda kaos ve belirsizlik, rasyonel mantığın işe yaramadığı, hiçbir kişisel bilincin kavrayamadığı bir alanda
sezgisel ve el yordamıyla yolunu bulabilecek şekilde özelliklerle donatılmış bir burçtur. Yaratılışın sembollerini okumaya ve ustaca yaşamaya odaklanması gereken enerjisini, ilk önce hayatını kaotik hale getirmeye ve ortalığı dağıtıp belirsizleştirmek üzere kullanır. Balık burcu, insanı nazik, düşünceli, özverili ve mütevazidir. Başkalarının duygu ve gereksinimlerine karşı çok duyarlıdır. Kolaylıkla onların etkisi altında kalabilir. Bu etkilenirlik nedeniyle içinde bulunduğu atmosferin çektiği yöne doğru sürüklenebilirsiniz. Neşeye ve üzüntüye eşit yoğunlukta tepki gösterir. Ruh hali, coşkunluğun zirvelerinden, umutsuzluğun derinliklerine inebilir. Duygusal açıdan, kendisini korumak amacıyla incinebileceğini düşündüğü insanlara ve olaylara karşı ilgisizmiş gibi davranabilir. Ama yine de ilgilenmekten kendini kurtaramaz. Balık burcu, ruhsal deneyimler yaşamak, fizik ötesi dünyalara ulaşmak veya bir hapishane gibi gördüğü bedenin sınırlarından kurtulmak için büyük istek duyar. Balıkta kişilik esnektir. Değişken koşullara göre eğilir, bükülür ve akar. Başka insanları anlamak, onlara şefkat duymak ona doğal gelir. Bu dünyanın değerlerine önem vermez. Karşıt burcu Başak burcunun da detayları gözden kaçırmayan, gerçekçi ve analiz edebilme özelliklerini benimseyerek, ideallerini ve ilhamlarını gerçek dünyada pratik yöntemlerle gerçekleştirebilir. Başak'ın öz eleştirici yeteneğiyle kendilerine bakmayı öğrenip, kendi kişiliklerinin sınırlarını belirleyebilirler. Ruhunu, beden kâbesinin sınırlarını aşarak, fizik ötesi aleme ulaşmak niyetiyle açılım istiyorsanız, Balık burcunun Jüpiteryen etkilerini, Perşembe günü güneşin doğduğu saatte, Balık burcunda olmasanız bile o gün güneş doğarken uyanık olmanız, o potansiyelin etkilerini üzerinizde hissetmenizi sağlayacaktır. Değerli canlar, bu serinin oynatma listesini yukarıya ve açıklamalar bölümüne bırakıyorum. İçerik altyapısını oluşturdukça, zamanla saatlik yıldız okumalarından çıkıp, günlük, haftalık, feleklerin konumuna göre kadim bilgi eşliğinde ilahi sistemin kozmik işaretlerini mistik astroloji bakışıyla okuyarak daha detaylı bilgiye ulaşmış olacaksınız. Hiçbir yerde rastlayamayacağınız, çok önemli olan bu içeriğin YouTube havuzunda kaybolmadan daha fazla kitleye ulaşması ve daha fazla canın bundan istifade etmesi için beğenip, yorum yapıp, paylaşarak katkı sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu.